Geleceğin zenginliği, uzay madenciliği. Birçok uzay görevinden sonra ve asteroid incelemelerinden sonra dünya madenciliğindeki katı yasalar, bilim insanları ve zengin firmaları uzay madenciliğinin kaynaklarına çekti. Bu kaynaklar daha çok asteroidler üzerinden elde edilecektir. Bildiğiniz üzere NASA Rosetta görevi bir asteroidi inceleme amaçlı gidilebildiğinin kanıtıdır. Bunun yanı sıra madencilik fikrine de temel oluşturmuştur. Henüz uzay madenciliği teori aşamasında. Teknolojik açıdan alınması gereken çok yol var. Ancak metallerin çıkarılabilmesi durumunda dahi asıl problem dünyaya lojistiğinin nasıl gerçekleşeceği. Zira belirtilen ölçekte bir metal yığınını uzaydan dünya topraklarına taşıyacak ve güvenli bir şekilde inmesini sağlayacak bir altyapı bulunmuyor. Asteroidlerin içerisinde platin, iridyum ve renyum gibi dünyada pek çok kullanım alanı olan metallerin değerinin yaklaşık 10 ketrilyon dolar olduğu belirtiliyor. Yani 10 trilyon doların 1 milyon katı. Bu sayı 78 trilyon dolarlık küresel ekonomik hacminden kat ve kat fazla. Göktaşları bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez unsurlarından. Klişe de olsa yeri geliyor dünyanın sonunun gelmesi için patlatılıyor, yeri geliyor yaşam ihtimali için araştırılıyordu. Meteorlarla ilgili moda senaryo ise değerli metal ve elementleri barındırabildiği için karlı bir yatırım olarak görülmesi. Dünyada yapılacak sayısız iş varken ilk trilyoner servetini uzaydan kazanacak. Goldman Sachs'ın tahminine göre uzay madenciliği dünyadaki her işten daha karlı bir sektör olacak. Finans kuruluşuna göre teknolojik gelişmeler asteroid madenciliği için gerekli şartları elverişli hale getirmek üzere ve bu alana giren ilk şirket dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak. Küçük gezegenler olan asteroidler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Güneş sisteminde 1 milyonun üzerinde cisim asteroid olduğu biliniyor. Dünyada mineral madenciliği yapmak için birçok sıkı ve köklü yasanın çizdiği düzenleme çerçevesinde uyum sağlamak gerekiyor. Günümüzde bu yasaların birçoğu uzay madenciliği içinde güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroidlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, dünyaya geri getirilmesini ve kar amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda. Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Resources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletleriyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroidler madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.